Herkese merhabalar. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemleri konumuzda beraberiz. Matematik dersimizde 4'ten 5'e hazırlıkta süper bir konuyu yani çarpma ve bölmenin daha büyük basamaklı sayılarla yapmasıyla beraberiz. Şimdi 5. sınıfta öğreneceğimiz bu konu başlığı Tonguç evladım benim. Aslında bizim normalde bildiğimiz çarpma ve bölme işlemi ama daha büyük basamaklı sayılarla. Ama biz bunların temellerini zaten 3'te ve 4'te atmıştık. Yani biz üçüncü sınıfta çarpma ve bölme işlemlerini, dördüncü sınıfta çarpma ve bölme işlemleri görmüştük. Sadece daha az basamaklı görmüştük. Şimdi seninle beraber daha büyük basamaklı sayıların çarpıp bölmesini yapacağız diyorum. Dörtten beş hazırlık programımız nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Harikasın. Evet süper gitsin. Harika gitsin. Tebrik ediyorum seni. Bu yaz hazırlık kampımızda ne kadar iyi değerlendirirsen o kadar seneyi iyi geçireceksin. Unutma evladım benim. Doğal sayıları çarpma ve bölme işlemleriyiz. Bu dersimizden önce senin yapman gereken şey evladım benim. Hemen ödevini hatırlatmak istiyorum. Önce önce ödev diyoruz. Önce ödev deyip matematikteki 13-17 test arasını çözmeye Sayfa 90-98 bu testler biliyorsun Milliyetin Bakanlığı 5. sınıf müfredatını güncelledi. Dolayısıyla bu yeni müfredat güncellemelerine uygun bütün kitaplarımızda onu da hatırlatmak istiyorum. Test 13'ten başlıyorsun. Burada test 14, test 15 ve test 16 yapmanı istiyorum. Test 17'yi de yapmanı istiyorum. Yani toplamda 13'ten 17'ye kadar testleri çözmeni istiyorum diyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde şimdi senle beraber doğal sayılara çarpma bölmeye başlayalım. Bir kere şunu da unutmayalım hemen şunu da hatırlatayım. Bu kamp programımıza cep telefonundan tabletinden tak diye ulaşıp videolara tak diye linkle ulaşabilmek için bu QR kodu kare kodu okutabilirsin onu da hatırlatıyorum diyorum ve... çarpma işlemiyle başlayalım. Şimdi bir kere hemen bizim daha önceden bildiğimiz bir çarpma işlemi zaten nedir? 42 ile 60'ı çarpacağız. Nasıl çarpacağız? Şimdi Tonguç Elan Bey, 2 kere 5 kaçtır? 10 hocam. Harikasın. Bu çok basit zaten değil mi? 2 kere 5'i bilmeyen insan yoktur. Ama 42 çarpı 65 dediğimiz zaman kafadan yapma ihtimalimiz yok. Şimdi bunun için alt alta yazarak çarpma işlemini uygulayacağız. Bunlara biz çarpan diyoruz. 42 bir çarpan, 65 bir çarpan. Şimdi biz bunları çarpacakken, çarpacakken diyoruz ki bir kere normalde ilk başta alttaki çarpanı sadece 5'miş gibi düşünelim ve 5 ile 42'yi çarpalım diyoruz. 5 ile 42'nin çarpımını nasıl yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. 5 kere 2 10 elde var 1 diyorduk. Buraya yazıyordum elde var 1'i. 5 kere 4 21 de elde 21 21'de de buraya yazıyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra 210 bulduk. Şimdi burada yazdığım sayı aslında 5 ile 42'nin çarpımı. Sonrasında yapacağım şey şu. Ondan sonra 5 ile çarpmayı tamamladım mı? Şimdi 6 ile çarpmaya başlayalım 42'yi. 6 kere 2 12. Bunu yazarken de ikisini yazarken de buraya değil de hani nasıl 5 ile 5'in e, çarpımı buraya düştüyse altının çarpımı buraya düşüyor. Yani bir tane sola kaydırarak yazıyorum. 6 kere 2 12 elde var 1 diyorum. 2'yi buraya yazıyorum. Ardından 6 kere 4 24 1 de elde 25 diyorum ve 252 yani 6 ile 42'nin çarpımını bir tane sola kaydırarak basamak kaydırmayı unutma diyorum bu çok önemli bir tane sola kaydırarak yazıyorum. çünkü bu onlar basamağı burada birler basamağı ile çarpıyordum 42'yi o yüzden doğru düzgün yazdık sonra onlar basamağı ile çarparken bir basamak kaydırarak yani burada birler basamağını boş bırakarak yaptık burası boş şimdi toplayalım alt alta 0 zaten altta bir şey yok 2 bir daha 3 2 5 daha 7 e, i̇ki aşağı iner zaten. Toplam 2730 çıktı çarpım sonucu. Yani biz 42 ile 65'in çarpımını 2730 bulduk. Hatta istersen de hemen sen de böyle sağlamasını yapalım evladım benim. Hemen bakalım burada ne yapıyoruz. Kaçlı kaç çarpacaktık? Söyle bakayım bana. 42 çarpı 65 ile çarpıyoruz. Harika. 42 ile 65'i çarpıyoruz. 42, hemen bak 42 çarpı 65. Gerçekten de doğru bulmuşuz. Demek ki aslında bizim hesap makinesinde yaptığımız işlemi biz alt alta yazarak uzun uzun yapabiliyoruz. İşte şimdi bir tane daha örnek 389 çarpı 76. Hayda bir sürü işlem yükü ama yapalım hiç sorun yok. Şimdi ilk başta 6 ile 389'u çarpacağız. 6 kere 9 54 elde var 5. E, 6 kere 8 48. 5 de elde 48 53. 3'ü buraya yazıyorum yine elde var 5. E, 6 kere 3 18. 5. E, 5'te elde 23 o zaman 23'ü de buraya yazdım. Şimdi sonrasında 7 ile çarpmaya geçiyorum. Şimdi 7 ile çarpmayı yaparken de bak bu 6 ile çarpmayı hatta şöyle bunu siyahla yazayım. Sonrasında bu 7 ile çarpmayı da e, turuncu e, kırmızıyla yazayım Bak kırmızıyla yazıyorum. 7 kere 9, 63, 3'ü buraya yazdım elde var 6. 7 kere 8, 56, 6 daha 62. 2'yi buraya yazdım, 6 burada. 7 kere 3 21 6 da elde 27 ve bir tane kaydırarak yazdıktan sonra işte bak kırmızıyla çarptığımı buraya yazdım bu satıra e, siyahla çarptığımı 389'u buraya yazdım ve sonrasında topluyorum bunları tak diye 4 6 5 9 ve 2 29.564 gel sağlamasını yapalım seninle beraber 389 çarpı e, 76 diyorum 29.564 gerçekten doğru yapmışız, bravo diyorum kendimize. Hadi bakalım şimdi senle beraber bir tane soru yapalım. Bak karışık gibi gözüken yeni nesil beceri temelli bir soru. Tonguç Temmuz ayının tüm hafta içi günlerinde günde 34 sayfa kitap okumayı hedeflemiştir. Tamam. Buna göre Tonguç hedefine ulaşırsa Temmuz ayında toplam kaç sayfa kitap okumuş olur demiş. Hafta içi günlerinde demişti. Bak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma hafta içi. Cumartesi Pazarda hafta sonu değil mi? Hafta sonu. Burası da hafta içi. Şimdi buradaki günlerde günde 34 sayfa kitap okuyacakmış. Kaç tane böyle gün var sayalım sana beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun gibi 1, 2, 3, 4 yani 4 kere 5 20 gün var. Bir de burada 3 gün var. Toplamda 23 gün boyunca bu arkadaş günde 34 sayfa okuyacakmış. O zaman bir günde 34 okursa 23 günde kaç tane okur? Hemen ne yapıyoruz? 23 ile 34'ü çarpıyoruz seninle beraber. Gel çarpalım beraber. 4 kere 3 12 elde var 1. E, 4 kere 2 8 1 de elde 9. 3 kere 3 9 buraya bir kaydırarak yazıyorum. 3 kere 2 6 hop bunları topladığım zaman 2. E, 9 9 daha 18 elde var 1. 1 6 daha 7. 782 sayfa 782 sayfa kitap okumuş olur diyorum. Tekrar söylüyorum aslında yaptığımız şey aslında yaptığımız şey neymiş? Bir tane kaydırarak yazmayı unutmayacağız. Yani bununla çarparken buraya, bununla çarparken buraya yazıyoruz. Aman dikkat edelim 23'ü çarparken. İstersek bu arada 34'te de 23'ü çarparız. Yine aynı sonuç çıkar. 782 çıkar. Unutmayalım. Şimdi geldik. Bilet fiyatlarının yanındaki gibi olduğu bir sinemada bir film için 12 tam 18 öğrenci bilet satılmıştı demiş. Tam bilet 100, 150 TL'ymiş. Öğrenci bileti 125 TL'ymiş. Bu satıştan elde edilen gelir kaç TL'dir diye sormuş bize. Şimdi şimdi bir kere 12 tane tam bilet satılmış. O zaman 150 liradan 12 tane satıldığına göre 150 ile 12 çarpıp buradan ne kadar gelir elde ettiğini bulabilirim tam biletlerden. Sonrasında öğrenci biletlerinden de 125 tane 125 lira bir tanesi ve 18 tane satılmış. Buradan da ...kaç lira gelir elde edildiğini bulurum... ...ve bu ikisini topladığım zaman toplam geliri bulabilirim. Şimdi hadi bakalım seninle beraber yapalım. Şimdi bir kere hemen şununla çarpalım bakalım. İlk kere 0, 0. İlk kere 5, 10. Elde var 1. İlk kere 1, 2. 1 de elde, 3. Şimdi bunu yazdık. Bak 2 ile 150'yi çarpmış olduk ilk başta. Sonrasında 1 ile 150'yi çarpacağız. 1 kere 0, 0. Bir tane kaydırarak yazıyorum. Burayı boş bırakıyorum. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Sonra bu ikisini topladığım zaman... Burası zaten boştu. 0, 0 daha. 0, 5, 3, 8 ve 1. 1800 TL tam biletlerden kazandığı paraymış bu sinemanın. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Burada da dikkat edelim. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 4. E, 8 kere 2 16. 4 de elde 20. Elde var 2'ye. 8 kere 1 8. 2 de elde 10. Hop 1000 çıktı buranın cevabı. Sonrasında 1 kere bunu yaptım şimdi. Şimdi bunu yapıyorum. 1 kere 5 5. Bir tane kaydırarak yazıyorum. Burayı boş bıraktım. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Sonrasında cevabım 1 5 2 2. 2250 TL'de öğrenci biletlerinden kazanmış. Hangisinden daha fazla kazanmış evladım benim? Öğrencilerden daha fazla kazanmış. Harika. Öğrencilerden. Doğru söylüyorsun. Öğrencilerden niye daha fazla kazanıyorsun? Tamlardan kazansana. Çünkü bilet farkı, bak dikkat et. Ee, burada daha fazla öğrenci satın almış. Ama bunların arasındaki fark o kadar fazla değil. Normalde yarı fiyatı olsa diyeceğim. Yani niye böyle yapmışlar ki? Neyse. Şimdi sonrasında toplam geliri bulmak için 1800 TL ile 2250 TL'yi toplarız. Hop. 0, 5, 8, 2, 10, 3, 4. 4050 TL'lik bir hasılat elde etmişsin ama Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bereketini versin ve geldik bölme işleminde. Şimdi bölme işleminde sana şunu göstermek istiyorum. Burada ne bölmüşüz evladım benim? Karpuz hocam. Harika. Karpuz, karpuzu bölmüşüz. Karpuz bölünen ve bıçakla bölmüşüz. Bıçak bölen aslında. Sonuçta karpuz dilimi bir bölüm ve bunların sonucunda kalan da aslında karpuzun kabuğu. Yani ben karpuzun kabuğunu yemiyorum, atıyorum. Şimdi dolayısıyla bizim yaptığımız şey aslında buradaki bölüneni, buradaki bölene e işlem yapıp bölmek. Ama büyük sayılarda yaptığımız için diyorum ki ilk başta 2'nin için 2'yi 7'ye bölebilir miyim? Hayır. O zaman 23'ü 7'ye bölebilir miyim? Evet. 23'ün içinde 7 kaç kere vardır evladım? 3 kere. Harikasın. 3 kere. 3 kere 7 21 diyorum ve sonrasında 23'ten çıkartıyorum. 8'e hiç dokunmadım bile bak dokunmadım bile. 23'ten 21'i çıkartınca 2 kalır ve 2 aşağı otomatik iner. Şimdi 2'nin içinde 7 var mı yok? 8'i aşağı otomatik indiriyorum. İlk hakkım var. Bir tane hakkım var benim. 28'in içinde 7 kaç kere var? 4 kere var. 7 kere 4 28 diyorum. Hop 0 0 ve bitti. Cevabımız 34 bulduk. Şimdi birazcık daha farklı işlemlere bakalım. Şimdi birazcık daha kazık işlemlere bakalım. 1984 bölü 16. Şimdi o birin içinde yok. 19'un içinde 16 bir kere var. Bir kere 16. 16 diyorum. Hop çıktı. 3 kaldı. Şimdi 8'i otomatik indiriyorum. 38'in içinde 16 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 16 32 diyorum. Sonrasında hop 6 kaldı. 4'ü otomatik indiriyorum. 64'ün içinde 16 kaç kere var? 4 kere var. 64 hop 4 kere 16 64'tür. 0 0 al sana 124 cevabımız. Şimdi bu işlemlere biz çok önemli bir şey. Bu işlemlerde kalan 0 çıktığı için kalan 0 olduğu için bunlara biz kalansız bölme işlemi diyoruz. Kalansız bölme işlemi diyoruz. Diğerleri bazen kalanda olabiliyor. Şimdi geleceğiz. Eğer eksik konum varsa günde 15 dakikanı ayır eksik olduğun konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cismin var? Hmm. Doğuya. Harikasın ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadim'ciğim? Tebrik ve doğum azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Şimdi bölme işleminde bölünen e, 25 mesela diyelim. 25'i 4'e bölüyoruz. 6 x 4 24 elde işte 24 kalan da 1 oluyor. İşte burada bir aslında bir işlem var. O da şu. Buradaki sayı yani bölünen sayı aslında bölen sayı, bölen sayı ve bölümün çarpımı ve bunlara kalanın eklenmesiyle bulunabiliyor. Mesela 4 kere 6 24 harika. Bir daha 25 tarika. hocam. harika. Dolayısıyla 6 kere 4, 24. 24 de bir daha 5, 25. Demek ki bizim aslında bu bölünen sayı dediğimiz şey aslında neymiş evladım benim? 25'miş diyebiliriz. Şimdi burada mesela bize bölüneni soruyor. Bunu vermiş, bunu vermiş, bunu vermiş. O zaman diyeceğiz ki ya buradaki sayı aslında bu ikisinin çarpımı ve bunların da buna eklenmesiyle bulunuyor. Yani kalanın da buna eklenmesiyle. Bulunuyor. 12 ile 8'i çarpıp buna 4 eklersem aslında biz bu soru işaretini bulabiliriz. 12 kere 8 96. 96'ya 4 eklediğim zaman bu işlemin aslında 100 olduğunu bulabilirim. Yani buradaki sayının 100 olduğunu bulabilirim. İsterseniz sağlamasını yapayım. 100'ü 12'ye böldüğüm zaman e, burada 8 kere vardı. 8 kere e, 12, 96 ve buradan 4 kalır. Evet gerçekten de sağlamasını yaptık. Bir kümesten toplanan 3090 adet yumurta her birinde 15 tane olacak şekilde kolilere koyulmakta ne demiş. Buna göre kaç koli gerekir diye sormuş bize. Yani ben burada bir bölüştürme, bölümleme yapıyorum, bölme yapıyorum. Koskocaman bir yumurta ...şeyi var böyle binlerce 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 binlerce, binlerce yumurta varmış. O da 3.090 adet varmış ve bunları ben küçük küçük kolilere koyuyorum. Bunda 15 tane varmış, bunda 10 yumurta kutuları vardı ya aynı onun gibi düşün. Bunda da 15 tane varmış. O zaman ben ne yapmam gerekiyor? Bunu bunlara bölüştürmem gerekiyor. O zaman yapmam gereken şey 3090'ı 15'e böleceğim. Şimdi. 3'ün içinde yok. 30'un içinde 15 2 kere var. 15 kere 2 30 hop çıktı kaldı 0 0. Şimdi 9 aşağı otomatik indi. 9'un içinde 15 var mı, mı evladım benim? Yok hocam. Harikasın yok. Dolayısıyla 9'un içinde 15 olmadığına göre biz bunu aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu sıfırı aşağı indirirken şimdi bak bir, bir tanesi otomatik inmişti. Ama bir tane daha indirmek istiyorsan o zaman buraya bir tane sıfır koyman gerekiyor. Çünkü bu otomatik inemez. Bunu indirebilmek için buraya bir tane sıfır koyuyorsun. 90'ın içinde 15 kaç kere var diye soracaksın. 90'ın içinde 15 beş... diyorum ki 6 kere vardır. 6 kere 15 90'dır. Hop hop buradan da sıfır sıfır. Yani 206 tane koli oluşturabiliriz. Biz istersek diyoruz. Demek ki neymiş? E, aslında bizim yapmamız gereken şey... E, Burada bölme işlemiymiş diyoruz ama burada bunu indirirken bir tane sıfır koymayı unutmayalım diyoruz. Şimdi kısa yoldan çarpma ve bölmeyi de hemen gösterip işi bitiriyorum. 125'i 10 çarpmak istiyoruz. Ya bu dünyanın en basit 125'in sonuna 125 olduğu gibi yaz. Sonuna bir tane bu 10'un yüzü suyu hürmetine sıfır koy. Bitti bu kadar. Bak 560'ı ile çarpacağız. 560 olduğu gibi yaz. Bunun ile e, çarptığımız için bu iki tane sıfırı sonuna ekle. 55600. 47'yi binle 47 çarpıyoruz. O zaman ne olur evladım benim bu? 47000 olur. Harikasın. 47000. Bravo diyorum. Ne yaptık? 47'yi olduğu gibi yazdık. Yanına da 1 2 3 tane buradaki sıfırları ekledik. Buradaki sıfırları ekledik. Yani burada neyle çarpıyorsak bunun sıfırları varsa o sıfırları ekliyoruz. Mesela 14'ü 200'e çarpacağız. Şimdi 14'ü 200'e çarparken ya bu yüz değil ki, bin değil ki, on değil ki. On, yüz, binle kısa yoldan çarpma basitti. Ama burada ne yapacağız? On dördü ile çarpacağız. On dördü ikiyle çarparsak yirmi sekiz eder aslında. Sonra bu iki tane sıfır da sonuna ekliyoruz. Aynı bu e, şeydeki gibi. On, yüz, bindeki yaptığımız gibi iki bin sekiz yüz oluyor. Mesela üç bin dört yüzü ona bölüyoruz bu sefer. Bölmede ise bu onun e, içinde bir tane sıfır var ya. Bu sıfır buradaki sıfırlarda birbirini götürüyor. Yani ne oluyor? Bununla bu birbirini götürüyor. 340 oluyor. Mesela bak burada 5000'i yüzebiliyoruz. Burada 2 tane sıfır olduğu için bu iki tane sıfır bu da iki tane sıfır götürür ve bunlar sadeleşir ve 50 çıkar sonuç. Mesela 1 milyon 350 bini bine bölüyoruz. Burada 3 tane sıfır varsa bu 3 tane sıfırla buradaki 3 tane sıfır birbirini götürür ve 1350 olur. Burada da mesela 400'e bölüyoruz. Hayda. Şimdi bu iki tane sıfırla bu iki tane sıfır birbirine götürür. 800'ü dörde bölebilir misin? 200 olur. Harikasın. 200 cevabımıza ulaşabiliriz. Bravo diyorum. Yani 8'i dörde bölünce zaten 2 çıkar. Yanına da iki tane sıfırı koyuyoruz diyoruz. Ve geldik artık son sorumuza. Elif'in bir adımının uzunluğu 60 demiş. Elif evinden okula okuluna 500 adımda gitmektedir demiş. Buna göre Elif'in eviyle okul arasındaki mesafe kaç metre diye soruyor bize. Şimdi bir adım 60 santimetre. O zaman 500 adım kaç santimetredir bulalım. 500 ile 60'ı çarpmam gerekiyor benim. Şimdi bir kere 6 kere 5. 30. Harika 30. Burada 3 tane 0 var. O zaman yanına da 3 tane 0 koyuyorum. Ve bu aslında santimetre olduğunu söyleyebiliyorum. Bu çok önemli. Bunun santimetre olduğunu söyledikten sonra bunu da 100 santimetre 1 metre olduğu için metreye çevirmem gerekiyor. Metreye çevirmek için de 30 bini de neye bölmem gerekiyor? Yüze bölmem gerekiyor. Çünkü bir metre 100 santimetredir. O zaman bunu bölerken de ne yapıyorum? Bununla bunu say, bununla bunu say. tane sıfır, iki tane sıfır, sıfır birbirini götürdü. Demek ki 300 metreymiş Elif okuluna gerçekten yakınmış maşallah e, çok mantıklı yürüyerek gitmesi diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.